Türkiye aslında özellikle son 20 yıldır yani AKP iktidarının varlığından itibaren birçok doğa felaketiyle karşı karşıya kalıyor. Bunun da en önemli sebebi aslında ortaya konan işte ekonomi ve enerji politikaları, uygulanan kalkınma politikaları. Burada Türkiye'nin birçok yerinde işte Kaz Dağları'nda da, Muğla'da, İkizdere'de de, Van'da da birçok coğrafyada aslında bir yıkımla karşı karşıyayız. İşte taş ocakları açılıyor, ormanlar katlediliyor, maden şirketlerine bir şekilde ruhsatlanmış geniş alanlar olduğunu görüyoruz. Bütün bunlar aslında yurdun dört bir yanının talan edildiğinin çok somut göstergeleri. Dünyanın dört bir yanındaki neoliberal politikalar geldiğimiz noktada birçok işte su kriziyle, gıda kriziyle, işte ormanların yok olmasıyla birlikte, hava kirliliğinin artmasıyla birlikte birçok krizi bir arada bize yaşatan bir dünya var karşımızda. Burada sorumluları doğru belirlemek gerekiyor. Yani dünyadaki durumun, bu küresel krizin sorumluluklarını adaletli bir şekilde dağıtmak gerekiyor. Paris Anlaşması 2015 yılında dünya ülkeleri tarafından ortaya konan, işte iklim müzakereleri çerçevesinde tartışılan ve 197 ülkenin altına imza attığı bir anlaşma. Aslında Paris Anlaşması'nı bir önceki Kyoto Anlaşması'ndan vesaire ayrı kılan en önemli şey tam da az önce vurgusunu yaptığım gibi iklim krizine neden olan faktörleri düşündüğümüzde her ülkenin aynı sorumluluğa sahip olmadığı gerçeği. Bu aslında bir hak temelli bakış açısı ve iklim adaletini tesis etmekle ilgili önemli bir adım. Hani uluslararası bir anlaşma olduğu için, birçok ülke tarafından kabul edildiği için. Bu açıdan en azından yeterli olmasa bile anlamlı bir adım olduğunu söylemek mümkün. Fakat her ülke imzaladığı anda bunu yürürlüğe koymak zorunda değildi. Keza Türkiye 6 yıldır imzalamasına rağmen onaylamayan, yani meclisine getirip bunu yasalaştırmayan bir ülke konumundaydı ve geçtiğimiz aya kadar da son 6 ülkeden biriydi. Türkiye'nin karbon emisyonlarının özellikle son 20 yılda çok ciddi şekilde arttığını ve sıralamada 15-16. Sıralara kadar yükseldiğini biliyoruz. Burada da çift yönlü bakmak gerekiyor, yani Türkiye'nin pozisyonuna. Evet, Paris Anlaşması'nın 6 yılın sonunda onaylanması iyi bir adım. Çünkü ciddi bir mücadele vardı Türkiye'de de. İklim hareketi, iklim aktivistleri, sivil toplum örgütleri bunun olmasını istiyordu. Aynı haberin duyurulduğu meclis konuşmasında Erdoğan'ın nükleer santrallere de bir atıfı olduğunu, işte hatta aynı süreçte nükleer santrallerle ilgili bir iki tane kirleticiliğe neden olacak maddenin, kanunun yasalaştığını vesaire de izledik. Hal böyleyken aslında Erdoğan'ın yani çevreci olmayan, pahalı olan, işte atıklarını nasıl yöneteceğini bilmediği, o santrali yapmak için hektarlarca alanı katlettiği bir politik adımı, yani bir enerji politikası adımını da bir yandan atmaya çalıştığını görüyoruz. Her coğrafyaya mevcut hükümetin beklenildiği kadar eşit yaklaşmadığına hep şahit oluyoruz zaten. Ama biliyoruz ki iklim krizi dünyayı etkiliyor. Türkiye'de herhangi bir coğrafyayı fark etmeksizin etkiliyor. Yani Tunceli'deki yanan canlarla, işte ağaçlarla, kuşlarla, oradaki börtü böcekle Muğla'daki arasında herhangi bir fark yok. Bana sorarsanız bir hani siyasi düzen değişikliğiyle birlikte de bu yıkımların önüne geçebiliriz. Yani mevcut başkanlık sistemi içinde baktığımızda yalnızca başkanın sözüyle hareket edilen bir ortamdayız şu an ve ekonominin de bu anlamda hali ortada. Yani bugün yine dolar rekor kırdı, euro rekor kırdı. Bunlar aslında yani birbirinden bağımsız süreçler değil. Yani demokrasinin giderek zayıfladığı, çoğulculuğun kalmadığı, işte baskının arttığı bir siyasi atmosfer var. Yani bütün bunlar aslında çok iç içe geçmiş süreçlerin ürünü. Ama bir Paris Anlaşması'nın onaylanması demek aslında bu zincirin kırılmasıyla ilgili bir fırsatı da beraberinde getiriyor. Bunu da görmemiz lazım. Yani aslında bütünlüklü değerlendirmek lazım HDP'nin tutum belgesini. Yalnızca ekoloji açısından değil, aslında Türkiye'de çoğulcu siyasetin yeniden inşası ve hani birlikte hareket edebilmek açısından da ben mevcut tutum belgesini çok yerinde ve anlamlı buluyorum.
mevcut siyasi çizgisini devam ettirirken ekolojiyi böyle ana bir başlık olarak ele alıyor olması ve işte oradaki maddede ekosistemleri bir hani hak öznesi olarak tanımlaması vesaire, bütün bunlar çok çok önemli adımlar ve keza CHP'de bir işte doğa hakları manifestosu yayınlamıştı. Orada da ekosistem haklarına ciddi bir vurgu vardı. Aslında bizi bir sınav bekliyor. Bir kere onu söylemek lazım. Çünkü gerçekten bilim bize çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Yani dünya bundan sonraki süreçte çok daha hızlı bir şekilde alıştığımız düzeninden sıyrılacak ve belli sıklıklarda ve açıkçası çok sık gerçekleşecek şekilde felaketlerle karşı karşıya kalacağız. Hem Türkiye siyaseti hem dünya aslında çok büyük bir sınavdan geçecek. Yani gerçekten iklim kriziyle mücadele edebilmek için hızlı, doğru, radikal adımlar atabilecek miyiz? Biz bu adımların atılması için çalışmak istiyoruz. Bu yüzden de işte geçtiğimiz yıl bir siyasi parti kurduk. Üçüncü kez Yeşiller Partisi'ni ve çıkış mottomuz evimiz yanıyor ve biz bu yangını söndürmeye geldikti. Fakat işte bir yıl aşkın süredir henüz resmi kuruluşumuzu gerçekleştiremedik. İçişleri Bakanlığı'yla bu sürecimiz devam ediyor. Ekoloji hareketinin, emek hareketinin, kadın hareketinin çok yan yana hareket etmesi gerektiğine inanıyorum bu süreçte. Yani hızlıca yol alabilmemiz için bu önemli. Ama şunun kaygısını da taşımalıyız bence. Yani bir iklim adaleti tesis etmeden yol almamıza neden olabilir. Bunu hep akılda tutmalıyız ve bunun adilane olması için bütün paydaşları bir araya toplayabilecek olan da yine dönüp baktığımızda bana sorarsanız siyasi partiler.